Formula 1'de bu sene aptal sezonun çok hareketli geçmesini sağlayan pek fazla olay yok gibi görünüyor. Birçok ismin bahar döneminde beklenmedik bir şekilde açıklanması heyecanın bir bölümünü almış oldu. Ancak yine de ilerleyen süreçte heyecan verici bazı gelişmeler oldu. Sezonun sonuna doğru ilerlerken 2021 için hala çok sayıda boş koltuk bulunuyor. Bu içeriğimizde gelecek haftalarda verilecek önemli kararlar öncesinde kimin ne durumda olduğunu inceledik. Mercedes'in 2021'de de aynı pilot kadrosuyla yarışacak olması neredeyse kesin gibi. Takım Valtteri Bottas'ı çoktan açıkladı ancak takımın esas yıldızı Lewis Hamilton henüz yeni bir anlaşma yapmış değil. Hamilton'ın takımda kalmayacağı yönünde bir endişe yok ve taraflar anlaşmayı imzalama konusunda acele etmiyorlar. Takımın patronu Toto Wolff pandemi koşulları sebebiyle bu konuyu birlikte görüşmek için yeterli zamanlarının olmadığını söylemişti. Wolff, Lewis'in en hızlı araçlı olmak isteyeceğini tahmin ediyorum ve biz de pilotumuza en hızlı aracı vermek istiyoruz. Bu açıdan her şey açık. Sadece bunun için bir zaman bulup görüşmek için birlikte oturmalıyız demişti. Ferrari ise bu sezon başlamadan 2021 pilotlarına karar verdi ve değişiklik yapmayı tercih etti. Charles Leclerc'in takımla uzun vadeli anlaşması vardı. Ferrari takımı şampiyon pilotu Sebastian Vettel'le anlaşma yenilememeyi tercih etti. Vettel'in yerine takıma uzun vadede yardımcı olabilecek McLaren sürücüsü Carlos Sainz'la anlaşıldı. Max Verstappen de Red Bull'la uzun vadeli bir anlaşma imzalamış olsa da takımın ikinci pilotunun kim olacağı konusunda belirsizlik var. Alex Albon bu sene ilerleme gösterse de Mugello'daki ilk podyum sonucundan sonra gösterdiği performanslar pek takımın istediği kadar güçlü değil. Eiffel Grand Prix'si sonrasında Helmut Marko, Albon'un gelişmeye devam etmesi halinde yerini koruyacağını söylemişti. Ancak Marko, Albon'un beklenen işi yapamaması halinde takımın Nico Hülkenberg ve Sergio Perez gibi deneyimli pilotlara yönelebileceğini kabul etti. Red Bull'un Türkiye Grand Prix'si öncesine karar vermesi bekleniyor. Diğer tarafta Ferrari gibi McLaren de 2021 pilot kararını erkenden verdi. Lando Norris'in takımla anlaşması bulunuyor. Ferrari'ye geçme kararı alan Carlos Sainz'in yerine geçmesi içinse hemen Daniel Ricciardo ile anlaşıldı. Fransız üreticide ise Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılma kararı alması, Renault'un bir kez daha Fernando Alonso ile anlaşmasını kapıyı aralamış oldu. İspanyol sürücü 2 senelik aranın ardından dönmek için hazırlıklara başladı ve 2020 aracıyla ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Esteban Ocon'un gelecek sene için anlaşması bulunuyor ancak takım onun güveninin artmasını istiyor. Son dönemde çıkan haberler Pierre Gasly'nin Renault ile flört ettiği yönünde ancak bu görüşmelerin 2022 için olduğu düşünülüyor. Pierre Gasly'nin İtalya Grand Prix'sindeki sürpriz zaferinin ardından onun yeniden Red Bull'a dönüp dönmeyeceği tartışılmaya başlanmıştı. Ancak hem Marko hem de Christian Horner'dan gelen mesajlar Gasly'nin kendisini Alfa Tauri'de daha iyi hissettiği yönünde oldu. Alfa Tauri için de Gasly gibi deneyimli ve güçlü bir pilota sahip olması önemli. Alfa Tauri artık küçük takımdan ziyade kardeş takım olarak ön plana çıkmaya başladı. Gasly'nin 2021'de takımda kalması çok büyük bir ihtimal ancak takım arkadaşının kim olacağı büyük bir muamma. Red Bull genç sürücü programında yer alan F2 pilotu Yuki Tsunoda'yı spora sokmak istiyor ancak bu F1 için gerekli süper lisansı alıp alamayacağına bağlı olacak. Tsunoda gerekli puanları alamazsa o zaman Red Bull ya Kiat ya da Albon'u ikinci koltuğa oturtacak gibi görünüyor. Pembe Panterlerin ise gelecek sene Aston Martin olacak olması Sergio Perez'le yolların ayrılıp Sebastian Vettel'in getirilmesine büyük rol oynadı. Vettel'in takımla anlaşmasının ardından Perez oldukça geç bir dönemde açıkta kalmış oldu. Vettel gelecek sene takımın sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu Lance'la yarışacak. Alfa Romeo'nun ise yakın bir zamanda pilot kadrosuyla alakalı son kararı vermesi bekleniyor. Kimi Raikkonen'in takımda kalmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Raikkonen F1'in en çok yarışan pilotu olma rekorunu daha da ileriye taşıyacak. Ancak buz adamın takım arkadaşının kim olacağı ise henüz netleşmiş değil. Mick Schumacher'in bu koltuğu alacağına dair işaretler vardı. Ancak Giovinazzi'nin son yarışlardaki gelişimiyle takımda 3. sezonunu geçireceğine dair iddialar güçlendi. Şu an en revaçta olan takım ise Haas gibi görünüyor. Takımın 2 pilotuyla birden anlaşması bitiyor ve 2021 için listede 10 pilotun adının yer aldığı düşünülüyor. Uzun vadeli gelecek planlayan takımın tamamen yeni bir kadroyla yarışacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yarışlarda takımı ziyaret eden Mazepin ailesinin bir koltuğu kaptığı iddialar arasında. İkinci koltuk içinse kimin öne çıkacağı henüz bilinmiyor. Bu durumda yıllardır takımda çalışan Roman Grosjean ve Kevin Magnussen sene sonunda kenarda kalacak gibi görünüyor.
Normalde Meksika'dan gelen destekli Sergio Perez'in takıma katılacağı düşünülüyordu ancak Mazepin onun yerine tercih edilmiş durumda. İkinci koltuk Alfa Romeo'nun Giovinazzi ile devam kararı alması halinde muhtemelen Mick Schumacher'in olabilir. Böylece Haas ve Ferrari arasındaki bağ daha da güçlenebilir. Son olarak ise Perez'in Haas'la yarışma şansı pek güçlü görünmediği için B planı olarak Williams takımıyla görüştüğü iddialar arasında. Perez hızı, deneyimi ve sponsor desteğiyle Williams için çekici bir seçenek olabilir. Ancak Nicolas Latifi ve George Russell'ın takımla anlaşmalarının olması bu ihtimali kolaylaştırmıyor. Ancak bizzat Perez'in Racing Point'te yaşadığına bakınca her anlaşmayı feshedebilecek maddeler yer alıyor. Yani doğru bedel bulunduğunda anlaşmalar iptal edilebiliyor. Latifi Kanada'dan gelen sponsor desteğiyle takımda yer alırken Russell, Mercedes sürücü programında yer alması sayesinde takımda kendisine yer buldu. Son iddialar Perez'in Russell'ın yerini alabileceği yönünde.